Arkadaşlar merhaba, Demon's Souls'a hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. dünyanın tamamı ve 5-2 ve 5-3 kaldı geriye. Kendimi ateşlere ataraktan 5-2'yi seçiyorum. Burası Dark Souls ve Dark Souls'u 2 oynayanlar bile Dark Souls'taki Blighttown'un atası burası. Bu Valley of Defilement. Hakikaten çok sıkıntılı bir bölge. Bakalım burada dayanabilecek miyiz? Çok emin değilim ama. Elimden geleni yapacağım. Birçok kez ölmeyi açıkçası bekliyorum. Çünkü hiç sevmediğim bir bölüm. Zorluğundan ötürü. Boss'u bulacağımdan bile emin değilim. O kadar çok zaman geçti ki. Evet. Gördüğünüz gibi her yerde poison'ları, zehirleri görüyorsunuz. Çok kirli bir dünya. İnsan formundayım. İnşallah invasion'a uğramam. Bir de insan formumda olmamın getirdiği güzelliğe dayanarak Cling Ring'i çıkarıp Poison Resistance taktım. Royal Lotus'umuzu almayı ihmal etmememiz lazım çünkü aşağı batakta indiğimiz zaman Poison kapacağız. Bu arkadaşlar ateşe karşı dayanıksızlar oldukça, o yüzden Meat Cleaver yerine Dragonlord Sword artı bir tercih ettim çünkü seri de olmamız lazım. Evet, şurası bir kısa yol aslında ama bunu çok sonraları açacağız. Tabi bulabilirsem nasıl gidileceğini o da ayrı bir konu. Yavaştan şöyle aşağı inelim. Bunlar çok sorun değil, dediğim gibi bunların 5-1'de de görmüştük. Babaları var. Sorun değil dedim ama bayağı da canımı aldılar. Onlar çok sakatlar. Aslında onlara Meat Cleaver'la girişmek lazım ama. Demon's Souls'da, Dark Souls'da olduğu gibi bir Poison Meter yok arkadaşlar. Poison'ı yediğiniz zaman anlıyorsunuz. O yüzden ne kadar var ne kadar yok göremiyorsunuz. Evet, burada da deniz anası görünümünde iğrenç iğrenç mahlukatlar var gördüğünüz gibi. Ve size doğru geliyorlar. Yoluna taraflandı, inan hatırlamıyorum yani. Şurada bir açıklık var. Doğru mu yapıyorum emin değilim. Hayır, yanlış yapıyormuşum. Kahretmesin. Neyse, gelmişken alalım. Hakikaten sıkıntılı bir bölüm. Yani nereye gideceğinizi çözmeniz. Poison. Evet, gördüğünüz gibi Poison'ı yedik. Bu kadar koruyabiliyormuş bizi. Royal Lotus'u çiğneyene kadar kurtulamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Nereden gideceğiz? O yüzden şimdilik bizimle kalsın. Bunlar da aslında sakatlar yani. Böyle şirin tırnak içinde göründüklerine bakmayın. Aha, böyle vurabiliyorlar. Bunları biz iyisi. Yani gördüğünüz gibi hiç edebiliyorlar sizi anında. In trouble tabi, hepimiz in trouble'dayız. Yol nerede ki? Yani şunu çiğnediğim zaman düzelecek ama şurada da bir şeyler var. Bakayım bu, çok işe yaramıyor.
Bunlar siz nereye gidiyorsanız sizi takip etme özellikleri var, sağ olsunlar. Evet. Şurada bir şey var. Ne diyor? Beware of the Black Phantom. Evet, ha işte değiliz. Burayı hatırlıyorum. Black Phantom spawn oluyordu burada. Şunu almaya gidince galiba onda ne olduğunu hatırlamıyorum. Aha, Black Phantom gördüm. Aha, vallahi orada. O geliyor. Hiç bulaşmamalıyız bence buna ama. Şansımızı denesek mi? Adamın elinde Mid Cleaver var ya. Yok daha neler. Ha, geliyor valla. Nope, nope. Şu an kendime hiç güvenmiyorum arkadaşlar. O yüzden o topa girmeyeceğim. Aslında amacım şey. O size bölümün ilk başında nereye kayboldu? Bölümün ilk başında gösterdiğim kısa yol köprüsünü bulup indirmek. Ondan sonra belki bir şansımızı deneyebiliriz. Çünkü anca o zaman rahatlayacağım. Bir de şöyle gideyim. Bir de burada o dediğim gibi o büyük gene poison dağ devlerinden var. Allah'tan Thief's Ring var üzerimde, yoksa bunlar beni madara ederlerdi. Nereden gideceğim hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Onun arkası bir yere mi çıkıyor acaba? Ha evet, şurada bir fog var. Görmeden beni gidebilir miyim bunlar? Excuse me. Allah'ım, acayip gerginim şu an. Evet, çok güzel. Gelmiyorsunuz değil mi? Gelmiyorsunuz, güzel. Çünkü açıkçası şu an karakterim olmasını istediğim şekilde değil arkadaşlar. Birçok yere atlıyorum biliyorum ama hakikaten karakterimin şu anda sağlam olduğunu düşünmüyorum. Eyvah, bir de bunlar vardı. Blighttown'da ne ararsanız burada kat ve kat fazlası var. Manamız o kadar az ki. Oha. Bu bile böyle vuruyorsa yani. Bu arada canımın bu kadar çok çabuk hızlı tükenmesinin sebebi üzerimde hiçbir bacaklık dışında hiçbir şey yok ondan. Neden bu kadar çok hasar aldığımı düşünüyorsunuz? Arkamdan da geldi. Aha, sen eksiktin. Evet, şu an bir şekilde istediğim yere vardım ama dediğim gibi buradan sonrasını çok hatırlamıyorum. Burada da amma çok adam varmış. Riske atmayayım. Seriler görüldü yani Cleaver'ın burada işlemesi hakikaten mümkün değil. Ya en azından benim için, ben beceremiyorum. Item alalım da. Burası hakikaten insanı kasan bir bölge. Aha, sen nereden çıktın arkadaş ya? Yok artık. Oh. Yani benden daha hızlı silah sallıyorlar. O çok enter. Evet.
Kendimi de böyle bir yere nasıl soktum? Nasıl soktum? Çok güzel soktum. Evet, süper. Yes. İşte 5-2. Yani üçümüz de yaralandı. Şurada var mı elimizde? Yapacak bir şey yok. Şimdi demin gittiğim şekilde birebir aynısını gitmem lazım. O dev giant'ı kullandırma. Keşke o iki tane item'ı almasaydım da o sarı ışıklar en azından bana bir işaret fişeği görünüyor. Yani beacon şeklinde bana görünürdü. Keşke şimdi aklıma geldi onu yapmamam gerektiği. Neyse. Kolay gene de. Dediğim gibi şu geçidi indirmek lazım. Ondan sonra işimiz kolay. Ops. İşte vurmalarına müsaade etmezseniz aslında kolaylar da. Öteki nereye gitti? Beware of enemies strong attacks. Doğru söylüyor. Zemin korpus. Nasıl gitmiştik şimdi? Şöyle gitsek. Burası mıydı acaba? Şu ne? Bura değil. Buraya ilk defa gidiyorum. Bir de burada çok durursanız bunlar da dibinize geliyor. Ha, şurası. Sanki. Evet, burası. Arkadan dolanalım. Bir sürü item var gördüğünüz gibi ama hiç şu an açıkçası umurumda değil. Şu kırılıyor mu? Şuradan çaktırmadan. Çaktırmadan dedim ya. Aman. Neyse bir tanesi gelsin o çok problem değil de. Gerçi o da artık yerine gitti. O büyük olanı uğraşmak hakikaten dert. Şurada. Burada hakikaten Thief's Ring çok iş yapıyor. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şunlar da sonsuza kadar geliyorlar herhalde. Bir yerde bir nest falan vardı diye hatırlıyorum ama. Yine geliyor bak aşağıdan. Görüyorum yani. Bu sefer hiç riske atmayacağım. It's safe here. Burası neyden güvenli? Güvenli de. Aşağı mı atlayacağım? Atladık. Turpentine. İnşallah doğru gidiyoruzdur. Hakikaten hiçbir fikrim yok şu an. Gene indik aşağı. Displace again.
Evet. Şurada bir kapıyı gördüm. Orası nedir bilmiyorum. Oh fuck. Ya bunlar hakikaten, bunlar adamı delirtir yani. Şurada bir fog gate görüyorum ama bunlar hala geliyorlar inadına. Slug'lar var. I want to go home kesinlikle. Çirkin şey. Ha yok, burayı biliyorum ben ya, hatırladım. Burada büyük devlerden var. A hidden fall lies ahead. Evet. Tepede bir şey var bak. Of. Gerildim. I'm in trouble. Şurası boss mu? Ha gördüm. Kocaman. Oh. Nasıl gideceğiz? Şuradan dolanarak dönsem, genişten alsam. Lütfen beni görmeyin, lütfen beni görmeyin, lütfen beni görmeyin, lütfen beni görmeyin, lütfen beni görmeyin. Lütfen beni görmeyin. Görmeyin ya, görme abicim, görme, niye görüyorsun? Peki. Teyzeye geldik gene. Burayı hatırladım. Buy item. Bari gelmişken bir şeyler alalım. Neler satıyormuşsun? Rotten Arrow. Yani ne olur, ölürüz mülürüz. Finished already. I only want my dear boy to be happy. Geliyor mu bu hala? Gelemiyor. Bari oklayalım şuradan da. Evet. Burasının da çok gıcık olduğunu hatırlıyorum. Yolu bulabilirsek. Her yerden çıkacaklar şimdi burada. Evet, beware of the fools ahead. Şurada görüyorum zaten elemanları. Bir an önce bitsin diye burası dua ediyorum ama olacak gibi değil. Aha geliyorlar deli gibi. Ötekiler nerede? Şurada varlar gördüğünüz gibi. Yani şu an bunların bana saldırmamasının tek sebebi Thief's Ring'i kullanıyor olmam. Bunları şöyle çıkayım da kesin başka yerlerden de birileri gelir. Bunu burada kullanmak aslında çok çok önemli. Karşıda da var bak. Neden çok önemli? Çünkü hakikaten burası tuzaklarla dolu arkadaşlar. Ne kadar az düşman çekersiniz kendiniz o kadar iyi. Şurada da bir adam gördüm ben ama kaç tane geliyorlar. Frame düşüşlerini görüyorsunuzdur. Souls oyunların olmazsa olmazı. Yok. Strong atak yapamıyorum hiçbir şekilde, müsaade etmiyor. Geliyor, bir tane gördüm. Nerede adam var yani, görüyorsunuz. Böyle yerlere de hemen girmemek lazım. Hakikaten arkanızdan birden birileri gelebiliyor dedim. Geldi biri.
kaynaklarla bertaraf etmek en doğru yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. Bir tane daha geliyor. Holy shit. İşte o yüzden bundan dolayı şu şeyi açmak istiyorum. O köprüyü bulabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü bütün bu yolu bir daha gitmek hakikaten işkence. Umarım bulabiliriz arkadaşlar. Heh, bir bu eksikti. Ha, çok güzel. Buraya da düştük. Çıkamıyor muyum buraya? Niye çıkamıyorum ya? Poison'la tut. Sen de gel. Niye çıkamıyorum acaba? Hah. Bakın ne kadar farklı bir yere geldik. Hadi bakalım. Ne diyor? I want to go home kesinlikle. Ha, bunlar toksik şey atanlar. Hatırladım şimdi, evet. Bunu buradan oklayabiliyor muyum? Çok güzel. Sen orada kal, sabit dur, sabit dur, gel. Şunları da... Katen... Şans eseri buralara girip buluyoruz bir şeyler ama... Yani mesela karşıya nasıl geçeceğim ben şimdi, hadi bakalım. Burası neresi, sen kimsin? Ben oraya nasıl geçeceğim? Hiçbir fikrim yok. Hakikaten I want to go home durmuş ha. Sen nereye gittin? Buradan geçiliyor mu? Yok. Buradan çıktık gene. Heh, bulduk yolu, güzel. Karşıya geçsem şöyle. Lan o kadar pis bir yer ki. Right. Sağ. Ne? Sağ. Ha. Kesin buradan biri daha çıkar gelir. Evet. Şunlar görmeden şunu backstableyebilir miyim acaba? Of, ömrümü yedin, ömrümü. 5-2. Kısa kalıyor şu Dragon Sword'un range'e, o yüzden boşa swing ediyorum. Yok yani nereye gittiğimiz hakkında hala en ufak fikrim yok. Orada bir tane gördüm elemanı. Yok, hayır, her yer birbirine benziyor. Kısa yolu bulup bulabileceğimize emin bile değilim. Olsa bu halde gidip kesebileceğimize emin değilim. Poison yedik, biri poison attı. Bir an önce şunu kesmem lazım.
daha boşuna çiğneyeceğiz. İnşallah sende vardır. Yok. Gene bir yerlere geldik ama bir dakika. Şurada bir şey gördüm. Allah'ım, yoksa burası orası mı? There is an escape route ahead. Allah'ım. Çok sakin olmalıyız. Çok sakin olmalıyız. There's a hidden passage ahead. Evet, burası orası olabilir. Sakince gitmeliyiz. Listen well. İyice dinleyelim. Oh, sakin, sakin, sakin. True soul, dream soul starts here. Geliyorlar, görüyorum. İyi ki ok almışım yanıma. Düşmeyelim, düşmeyelim. Left, sol. Oh, şu. Sakin. Don't stop. Aman aman. Aman aman aman. Şu an diken üstündeyim yani, elim ayağım dolandı. Aman. Bir sen mi kaldın? Sakin sakin. Geber. Bir tane daha var. Aman 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 aman, az daha gidiyorduk. Uf. Crystal Lizard var. Bilmiyorum öldürebilecek miyim? Hadi. Evet. Bu da bonus oldu. Evet, sakin. Oh, işte bu. İşte bu. Vallahi elim ayağım birbirine dolandı, terledi, konuşamıyorum bile doğru düzgün. Şu çok çok iyi oldu. Bunca sene sonra oynadıktan bile bu oyunu bu kadar gerip heyecanlandırabilmesi hakikaten büyük başarıdır diye düşünüyorum kendi açıma açıkçası. Ne diyor bu? Left, sol. Tersten gelince. Görüyoruz ki burada bir sürü itemler var. Oyunu bitirdikten sonra belki bir üstüne bakarız, geçeriz ama şu anda, gerçi oyunu bitirdikten sonra direkt New Game artıya attığı için o da pek mümkün değil ama bir şekilde. Aman aman. Şimdi bunu burada gördüm. Bir dakika. Şöyle mi gideceğiz acep? Şu an gene nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Sen niye burada duruyorsun böyle? Oho! İşte dediğim gibi buranın en pis yanı bu. Düşmanların yerleşim şekli direkt sizi böyle tuzağın içine çekiveriyor. Item var gene. Gene kaybolduk gibi bir his var niye seçimde. Aşağıda adam mı var? Bilmiyorum, gidiyorum. Hala gidiyorum. Oh oh! Şoteli aldık. Boss nerede ki? Ah! Nereye düştük ya, tüh. Bu ne? Rotten Arrow 21.
Gene aynı yere mi düştük ya? Tüh. Neyse, en azından yol üzerinde kimse yok. Bakalım, burası labirent gibi de yani nereden nereye gideceğimiz de kestirmek çok zor. Right, sağ. Tamam, onu hallettik. Şuradan çıkacağız. Ölmüş o. Buraya gelmemiz neye yaradı? Hiçbir şeye yaramadı. Bir yukarı daha çıktık. Şuradan gizli kısa yolu açmıştık. Tekrar aynı yer. Sağ yapalım bu sefer. Ha. Ah, şu ışıklarda olmasa, şu mesajlarda olmasa ne yapacağız? İn sen aşağı. Aa, inmedi. Çok güzel. Bu ne? Gitsek ne olurdu? Hiçbir şey değişmiyor. Oo! Kamera açısının azizliği gene. Evet. There is a treasure ahead. Ah, teşekkürler. Nere ki? Buraya mı atlayacağız acaba? Doğru mu yaptım bilmiyorum derken, evet. Boss'a geldik. Evet, hadi bakalım şansımızı bir deneyelim. Acaba şöyle bir elimde spice var mı? Fresh spice, use item. Dirty Colossus. Şimdi bu arkadaşın olayı bize şöyle bir şey atacak. Oh shit. Görünce şeye kaçmak lazım ama yakmamız lazım kendimizi. İşte burada şey devreye giriyor. Fire'ın gücü diyeceğim ama gene yakaladım. Yak bizi. Uzağında kalınca böyle roket atar gibi size atıyor. Bakın, aslında Fire Mage olsanız size hiçbir şey yapamayacağını görüyorsunuz. Yememek lazım işte de, mümkün değil yememek. Buradan birazcık daha yaklaşalım. Çok da kızdırmamak lazım gördüğünüz gibi. Sen öyle boşa boşa sallarken ben bir daha gidip yakayım kendime. Yani bunu mutlaka yiyorsunuz. Seri olmak lazım. Gördüğünüz gibi her yere sıkıyor arkadaş. Solundan dönmek en mantıklısı. Oh. Tabi bu kombosu da var. Şöyle sıyırırsa eğer.
Ne âlâ memleket. Hadi be yedik. Birazcık daha canımız olsa şu roket ataklarından. Neyse, üzerimizde kalsın. Ben buradayım. Adam nereye vuruyor? Canım benim. Yani dediğim gibi aleve karşı çok dayanıksız. Burada eğer fire mage'seniz çok çok rahat alırsınız. Şu sol şeyden sıyırdığınız zaman 2, 3, 4, 5, of işte bu kadar. Huh. Yani boss'un kendisi zor değil. Boss'a gelen o yol zor. 5-2. Gerçekten adamı deli ediyor. Size verebileceğim en büyük tavsiye burada Fire Mage'in inanılmaz üstünlüğü. Gerçi 5'in 5-1, 5-2 ve 5-3 bütün 5'i için Fire acayip sağlam. Çok rahat böyle elinizi kolunu sallayarak takılabileceğiniz bir avantaj sağlıyor size. Evet, 33.000 küsür soul'umuzu da aldık. Şuradan Eroded Demon soul'umuzu da alalım. Nexus'a da dönelim. Evet, bu videoyu da burada noktalandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda 5-3'te devam ederiz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoya kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.